Bir yılda 19 tane hikaye anlattım. Çok görülmeyebilir ama zaten 19 yaşındayım. Artık anlatacak çok bir şeyim kalmadı gibi. O yüzden bu sefer hikayeyi sizden anlatmanızı istedim. Şu şekilde yapıyoruz. Discord sunucumda bir duyuru yapıp kulaktan kulağa hikaye oyunu oynayacağımızı söyledim. Ben rastgele birini odaya çekip sadece bir cümle söyleyerek bir hikaye başlatıyorum. Odada olan kişinin bu hikayeyi devam ettirmesi gerekiyor fakat onun da sadece bir cümle söyleme hakkı var. Sonrasında bu kişiyi odadan atıp tekrar rastgele birini çekiyorum. Bu kişi hikayede ne kadar ilerlemiş olursak olalım sadece bir önceki insanın söylediği cümleyi biliyor ve bu şekilde tek cümleyle hikayeyi devam ettirmeye çalışıyor. Ben de bu hikayeyi çiziyorum. Çünkü bu kanalda bunu yapıyorum. Çiziyorum. Hadi başlayalım. Sıcak çikolatamı aldığıma göre artık hazırız. Evet arkadaşlar, Discord'da bekleniyorsunuz. Böyle etkinliklerin devamı gelecek. Çok eğleniyoruz. Slash Discord cry. Discord. Cry normal sayabileceğimiz bir güne kendi yatağında gözlerini açıyor. Ve bu ıslık çalıp taksisini çağırıyor. Taksisi geliyor ve kapıları açılıyor. Cry içine biniyor. Arabadaki kişi Lexi'ydi. Araba kontrolden çıktı. Birdenbire Tuğkan abi gelip ya onu bunu boş ver gel bir kokoreç yiyelim dedi. Sonra Tuğkan abiye kokoreci çok acı olunca hastaneye kaldırıldı. Ondan sonra ise hastanede bir zombi salgını başladı. Hemen yan odadaki Rick Grimes'in yanına gidiyorsun. De bir anda soda şişesini sallayıp zombilerin üstüne doğru atıyoruz. Abi birden bütün zombiler unicorn'a dönüşür ve onlardan bir tanesini atlayıp kaçarsın. Unicorn'un kanatları çıktı ve uçmaya başladım. Unicorn'u sürerken ellerini havaya götürüyorsun ve o rüzgarın geçişini ellerinin arasında hissediyorsun. Aşağı düşüyorsun ve bir çalının içinde kafan böyle dönerek bu şey var çizgi filmlerde kuşlar uçar. O şekilde oluyorsun. Sonra yere baktım ve yerde 100 dolar gördüm. Ama benim zengin hayatımda çok değerli bir para olacağını düşünmedim ve yoluma devam ettim. Ve ansızın Dex'i ortaya çıkarak büyü yapar, Cry'i bir pony'e dönüştürür. Pony'e dönüşen Cry ağlamak için kendi odasına geçti. Odasında bir anda Messi'yi gördü. Lexi çığlık attı ve Messi'yi övmeye başladı. Ve Cry ağlayarak bunu izliyordu. Cry bu durum karşısında hemen telefonunu çıkartıp durumu halletmesi için Team Fortress 2'den Demo Man'i çağırmıştı. Demo Man'i çağırdıktan sonra Lexi Demo Man'le savaşmış. Ve Lexi destansı bir şekilde kazanır. Cry köşeden ağlayarak Lexi'ye bakar. Cry tesellisi için her zamanki sevdiği o kişiye gitmişti. O kişi mentordu. Cry ve mentor iddia bayine gidiyor. Mentor ve Cry aşırı havalı güneş gözlüklerini takar ve içeri girer. İddia bayinde bir ejderha görülür. Ejderha ateş püskürterek önündeki her şeyi yok eder. Bir şey diyeceğim. Videoya bir şey demek isteyen var mı? Videoya bir şey demek isteyen var. Ben. Var. Oğlum kaç saat sürecek bu video? Cry'in videoları geldi. Menleri yiyor. Oğlum. Ya bu ne oldu? Yemen cümle yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsiniz.